Merhaba, Real Economy'ye hoş geldiniz. Bu hafta İtalya'nın Emilia-Romanya bölgesinin kalbi Bologna'dayız. Böylesi yerlerin hali hazırda güçlü oldukları alanlarda ekonomilerini büyütmek için nasıl modernize edici, yatırımcı ve yenilikçi olduklarını göreceğiz. Geri kalmış bölgelerin teşvik edilmesi için kendi sektörlerine yenilik getirme adına onlara destek sağlamak önemli. Avrupa, bölgesel fonlarına erişim için hepsinin de uzmanlaşması gerekiyor. Bu da onlara araştırma ve geliştirme için ayrılan 40 milyar euroluk bütçeye erişim imkanı sağlıyor. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Akıllı bir uzmanlaşma mı? Hep birlikte görelim. Zodyak gezegeninde zodyaklılardan çok daha fazla koyun bulunuyor. Bu koyunlar ekonomilerinin kilit sektörü olan yün ve iplik dokuma üzerine çalışıyorlar. Ancak ürünleri çok basit ve rekabet edilebilir değil. Zodyaklılar hayatta kalmak için çeşitliliği ve moderniteyi geliştirmek durumunda olduklarını anladı. Yöneticiler, memurlar, çobanlar, dokumacılar, öğretmenler ve tüccarlar olarak hep bir araya gelmişler. Hatta yenilikçileri, araştırmacıları ve teknoloji uzmanlarını da kendilerine katılmaları için çağırmışlar. Hep birlikte beyin jimnastiği yaparak yeni pazarlara açılmak ve yeni imkanlara ulaşabilmek için kendi çekirdek güçlerini teknolojiyle birleştirmenin yenilikçi yollarına bakmışlar. Büyük yatırımcılar planı etkilemek istese de bölge halkı burada herkesin eşit seviyede olduğunu ve herkesten yardım alınabileceğini dile getiriyor. Avrupa Birliği'nin fonları ve desteğinin ardından akıllı bir uzmanlaşma stratejisiyle şimdilerde özel yatırımcıları bile bölgeye davet ediyorlar. Bölge halkı için büyüme adına itici güç olmuş. Emilia-Romanya bölgesinde insanlar kendi bildikleri alanlarda daha akıllı bir uzmanlaşma için mücadele ediyor. Zira üretkenlikleriyle biliniyorlar. Bölgesel Bakan Patrizio Bianchi, strateji merkezinde ve kendisi aynı zamanda endüstriyel ekonomi profesörü. Sayın Bakan, stratejiyle ilgili sonuçları gördünüz mü? Harika sonuçlar aldık. Uzmanlaşma, akıllı uzmanlaşma beraber çalışmak demek ve biz de insanları birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz. 50 binden fazla çalışanımız ve aynı zamanda binden fazla araştırmacımız bulunuyor. Amacımız ve gelecekte de takip etmek istediğimiz strateji, üniversitelerin, şirketlerin işbirliği halinde çalışıyor olması ve aynı zamanda mesleki eğitimlerin beraber yürütülüyor olması. Bu bölgenin anlık bir görüntüsüydü ancak akıllı uzmanlaşma gerçekten Avrupa'nın tüm bölgelerindeki gelişme için itici bir güç olabilir mi? Deniz Loktiye konuyu araştırmak için Polonya'daydı. Polonya ve Avrupa yaşlanıyor. Uzun yaşıyoruz ama aynı zamanda daha iyi ve daha sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bundan dolayı daha sağlıklı ürünlere ihtiyacımız var. Gdansk'taki bu diş merkezi, implantların kişiselleştirilmesi ve hastanın kendi kök hücrelerinden kemik dokusunun yeniden canlandırılması üzerine çalışıyor. En yeni teknolojileri geliştirmek için yerel bir üniversite ve bir ilaç şirketiyle birlikte çalışıyorlar. İşbirliği bu bölgenin akıllı uzmanlaşma kazanımlarından biri. 2014 yılında akıllı uzmanlık yarışmasına başlandı. Haliyle biz de bu sürece müdahil olmalıydık. Gdansk Teknoloji Üniversitesi'nin ve bizim merkezimizin potansiyelini ve aynı zamanda hastaların da neye ihtiyaç duyduğunun farkındaydık. Polonya'nın Pomorski bölgesi ortalama ekonomik performansına rağmen özel girişimi harekete geçirerek akıllı uzmanlaşmanın öncü bölgelerinden oldu. Diğer bölgelerin aksine Pomorski uzmanlıklarını sadece iş ve araştırma kurumlarından somut Ar-Ge önerileri aldıktan sonra tanımladı. Akıllı uzmanlaşma için yarışma düzenleyen tek bölge biziz. Bunun için bir proje teklif çağrısı yaptık. Akıllı uzmanlaşmayı sadece bir fikir olmaktan ziyade küresel olarak ticaretini yapabileceğimiz bir somut proje olarak düşünüyoruz. Çünkü bu projeyi uluslararası ölçekte düşünüyoruz. Aşağıdan yukarı yaklaşım tarzı geniş katılımlı Ar-Ge projelerine tıbbi, lojistik, interaktif BT ve eko verimli enerji olmak üzere 4 alana indirgemeye olanak sağladı. Bölgesel fondan tahsis edilen 250 milyon euro finansmanın diğer yarısını tamamlayan 300 özel şirket ilgilendi. Finansmanın tek kaynağı kamusal kaynaklardan oluşmuyor. Şirket ayrıca kendi sermayesini de devreye sokmalı. Bu durumun projelerin etkinliği ve finansman kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. In financing sources.
Polonya'da özel sektör Ar-Ge harcamalarının ortalama %40'ını sağlıyor. Pomorski bölgesinde bu gösterge AB ortalaması olan %55'e yaklaşıyor. Bölge 2020'de akıllı uzmanlaşma stratejisiyle pazarlanabilir araştırmasını güçlendirmeyi, yüksek öğrenimi geliştirmeyi, istihdamı ve kamusal sağlık hizmetlerini arttırmayı, daha temiz ve güvenli bir enerji fikrini desteklemeyi umuyor. Sayın Bakan, istatistiklere bakarsak bu strateji iş olanağı yaratma ve büyüme için nasıl bir potansiyele sahip? Teknolojiyi kullanmak için tüm olasılıkları keşfetmeliyiz. İnsanların daha iyi yaşaması için bu potansiyel gerekli. Yeni şirketler ve hizmetleri yaratmak için muazzam potansiyel mevcut. Ama aynı zamanda dinlemek, anlamak ve insanlarla birlikte çalışmak için yeni araştırmalar da mevcut. Peki daha kırsal alanlardaki geleneksel endüstri fikrine sahip bölgeler, temel iş alanlarını nasıl tespit edip yenilikçi yatırım için boru hatlarını bu yöne doğru döşüyorlar? Zirai alanda olağanüstü bir devrim yaşadığımıza inanıyorum. Jenerik üretim için büyük alanlar değil de o ürün için belirli iklimde üretim ve ürünün çeşidine özel üretim lazım. Aynı zamanda yeni ürün çeşitleri için olası imkanları keşfetmek, ki bu alanda çok sayıda yenilik mevcut. Biz şu an sanayideki yeniliklere yoğunlaştık. Ayrıca kırsalda yaşayanların da teknolojiyi kullanması ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile tanıtılması gerekiyor. Hükümetlerin sanayi politikası ve büyük baskın şirketlerin kendi gündemleri gibi engeller var. Bunu nasıl aşacaksınız? Bu endüstriyel politikanın eski bir mülahazasıdır. Atıl durumdaki sübvansiyon temelli sanayi politikaları geçmişte kaldı. Endüstri politikasına yeni yaklaşım veya en azından şu an uyguladığımız endüstri politikası, herkesin kendi faaliyetlerini yapmasına uygun koşullar sağlamak ya da herkesin başkalarıyla çalışma olasılığına sahip olduğu koşullar sağlamak. Akıllı işbirliği, akıllı bütünleyicilik olmazsa akıllı uzmanlaşmadan söz edilemez. Büyüme için birlikte çalışabilme kapasitesi. Bu da yeni sanayi politikasının anahtarıdır. Daha fazla network oluşturma. Dolayısıyla bu fikir toplumun hareket üretebilen, yenilik yaratabilen kapsamlı fikridir. Bu Avrupa'dır. Bu şimdiki Avrupa'yı değiştirmek için sahip olmamız gereken bakış açımızdır. Sayın Bakan, çok teşekkür ederiz. Biz de her zaman programımızı olumlu cümlelerle bitirmek istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.